Merhaba sevgili dinleyicilerim. Bugün sizlere İbretli Hikayeler serisinde Aşık Çoban hikayesini anlatacağım. İyi dinlemeler. Aşıktı delikanlı. Sevgilisinin isminden başka bir şey bilmediğinden mi, konuşmaya mecali olmadığından mı bilinmez, arkadaşı anlattı çobanın halini. Aşktan kendinden geçen arkadaşının kolundan tutmuş ve yardım almak için şifa bulsun diye bir ihtiyara götürmüş. Başlamış anlatmaya. Gözleri günlerdir uyku görmedi efendim. Yemiyor, içmiyor. İşi gücü, gecesi gündüzü, havası suyu o kız oldu sanki. Ne desem kâr etmiyor. Son bir çare diye geldik size. Halbuki sen bir garip çobansın. O padişahın kızı. Davul bile dengi dengine dedim ya. Dinlemiyor efendim. Ama herhalde aşkın gözü kördür diye de buna diyorlar. Değil mi efendim? İhtiyar adam bu esnada gözlerini dikmiş, İskeletinin üstüne deriden bir zırh giydirilmişçesine zayıf, çelimsiz, saçı sakalına karışmış, uzaklara dalıp dalıp giden, gözlerinde aşktan gayrısı kalmayan diğer çobanı süzüyordu. Sonra bir ah çekti. Yüzünü, nefes almadan konuşmasını sürdüren delikanlıya çevirip tebessüm etti. ''Kolay evlat, kolay. Çaresizseniz çaresizsiniz.'' dedi. Ve tane tane anlatmaya başladı. İki genç çobanın, çökmek üzere olan bu dağ kulübesinde dertlerine derman aradıkları ihtiyar adam, aslında padişahın bütün dertlerini paylaştığı, her meselesini danıştığı bir bilgeydi. Yıllar önce padişah kendisini tanıyıp sevdiğinde bir tek şey istemişti ondan. Burada yaşamaya devam edecekti ve kimsecikler bilmeyecekti kim olduğunu. O günden beri de bu kulübede yaşıyor, gelen geçeni ikram edip gül alıp gül satıyordu. Padişahın kızının aşkıyla eriyip muma dönen genç çoban, ve yanındaki kadim dostu nereden bilsinler bu garip ihtiyarın padişahın gönlüne sultan olduğunu. Aşık genç, ihtiyar adamın anlattıklarını dinledikten sonra her şeyin bittiği anda başlayan, son ümide sımsıkı sarılanların o saf ve tertemiz teslimiyetiyle ''Sahiden bu kadar kolay mı efendim? Yani o mağarada elimde tesbih, 40 gün Allah dersem sevdiğime kavuşabilir miyim? Onunla evlenebilir miyim?'' dedi. ''Evet'' dedi bilge. 40 gün o mağarada gece gündüz Allah diyeceksin. 40 gün sonra padişahın kızı senindir. İki dost hemen yola çıktılar. Aşık çobanın yüzüne kan, dizlerine derman, yüreğine yeniden can gelmişti. Arkadaşına sarılıp elinde tesbih, gönlünde aşk, yüzünde ümit çiçeklerinden örülme bir tebessüm mağaranın yolunu tuttu. Gelir gelmez hiç vakit kaybetmeden diz çöktü. Dualar etti. Gözlerini kapattı. Kalbini padişahın kızına bağladı. Eline tesbihini aldı ve dudakları kıpırdamaya başladı. Allah, Allah, Allah diye. Günler günleri padişahın kızının hayaliyle tesbih taneleri gibi kovalaya dursun, mağaranın yakınındaki köylere bir söylenti çoktan sarmıştı. Herkes birbirine karşı dağdaki mağarada gece gündüz Allah diyen gençten bahsediyordu. Cami çıkışında ihtiyarlar, çeşme başında kadınlar, tarlada işçiler, top oynarken çocuklar, herkes onu konuşuyordu. Şu karşı mağarada bir genç varmış. Kendini Allah'a adamış. Gece gündüz durmadan Allah diyormuş. Allah Allah. Aşık dostunun ne halde olduğunu merak eden genç çoban mağaraya geldiğinde 3 hafta geride kalmıştı bile. Bizimkinin gözleri kapalıydı. Dudaklarının da kıpırdamadığını görünce uyuyakaldı herhalde diye düşündü. Tesbih tanelerinin parmaklarının arasında dolaşmaya devam ettiğini görünce de bu nasıl uyku diye sordu kendine. Bu sırada gözlerini açan genç adam karşısında arkadaşını görünce günlerdir yalnızlığıyla paylaştıklarını birbiri ardında anlatmaya başladı. 40 günün yarıdan fazlası geçmişti. O durmadan Allah diyordu. Ama ne padişahın kızı vardı, ne bir haber, ne bir ümit kırıntısı. Acaba diyecek oluyor, yutkunuyor, hayır diyor, tesbihine bakıyor. Bir kalp gibi atan sağ el işaret parmağını sabitlemeye çalışıyor, avuçlarını sıkıyor, gözleri doluyordu. Vedalaştılar. Ay ışığında dostunun gözlerine yayılan başkalık dikkatini çekmişti genç çobanın. Aşık çoban yeniden eline tesbihini aldı. Gözlerini kapattı, boynunu neye bağlayacağını bilemediği kalbine doğru büktü, dudakları kıpırdamıyordu artık. Sustu gece. Mağaranın duvarları sustu. Tükendi her şey. Hiç tükendi, an bitti. Sadece bir söz kaldı. Allah. 40 günün dolmasına 3-5 gün kala mağaradaki dervişin namı bütün ülkeyi sarmış, nihayet sarayın koridorlarında konuşulur olmuştu. Meselenin aslını merak eden padişaha, bu insanların bir yerde sürekli kalmadıklarından,
bulundukları mekana bereket getirdiklerinden, ne yapıp edip bu dervişi ülkelerinde yaşamayı ikna etmeleri gerektiğinden uzun uzun bahsetti başveziri. Ne yapması gerektiğini artık bilen padişah, nasıl yapması gerektiğini bilemediği bütün zamanlarda yaptığı gibi dağ kulübesinin yolunu tuttu. Hürmetle diz çöktü bilge ihtiyarının önünde. Derdini anlattı. Derman diledi. Sarayının yanına bir saray yaptırmaktan, o dervişi veziri yapmaya, sancak tuğu vermeye kadar saydığı her şey, bilgenin, "Hünkârım, gönül erleri mala mülke, makama mansıba itibar etmezler," demesiyle son buldu. Kaderdi bu. Padişahlarla köleleri aynı eteğin önünde diz çöktürür, birinin derdini diğerine derman eyler, ikisini de aynı tebessümle bahtiyar ederdi. Güldü ihtiyar. "Neden kerimenizin nikahını teklif etmiyorsunuz sultanım?" dedi. Şaşırma sırası padişaha gelmişti. "Nasıl yani?" diyebildi. "Bu şerefi bize lütfederler mi? Kabul ederler mi?" 40. günün güneşi batmak üzereydi genç aşığın mağarasının üstünden. Padişah ve ihtiyar bilge en önde, arkalarında vezirler, onların arkasında halktan meraklı bir kalabalık ve en arkada da olup bitenlere bir mana vermeye çalışan aşık çobanın arkadaşı, mağaraya doğru yürümeye başladılar. Bu arada bizim aşık kendinden öylesine geçmiş, tesbihiyle öylesine bir olmuştu ki, gelenler içeri girseler ve bir tespitten başka bir şey bulamasalar şaşırmazlardı. Padişah edepte kusur etmemeye çalışarak içeri girdi. Ellerini birbirine bağladı. Duyulması güç bir sesle, "Efendim, sizi ziyarete geldik," dedi. Yavaşça başını çevirdi aşık. Sonra bütün vücuduyla döndü. Gözlerinde en ufak bir şaşkınlık emaresi yoktu. Sapsarı bir heykel gibiydi. Herkes heyecan içinde, vezirler, halk, genç çoban, mağara, tespih, sessizlik ve duvar. Hatta güneş bile batmaktan vazgeçmiş, kafasını mağaranın içine doğru uzatarak olan biteni görmeye telaşındaydı. Padişah meramını anlattı. Türlü tekliflerde bulundu. Ne saray, ne vezirlik, ne tuğ, ne de sancak. Hiçbirinde gözü yoktu dervişin. "Efendim, benim bir kızım var. Zat halinize layık değil belki. Ama lütfeder, nikahınızı alırsanız bizi bahtiyar edersiniz," diyebildi en son sessizce. 40 günlük çile nihayet bitmiş, olmaz denilen olmuştu. İşte aşık maşukuna kavuşacak, murat hasıl olacaktı. Bizimkinin arkası sevinçten ağlıyordu. Soru ve cevap sanki bu soru sorulsun, cevabı verilsin diye yaratılmıştı. Sessizlik ilk defa bağırmak, haykırmak istiyordu ve bütün gözler genç adamdaydı. Usulca doğruldu oturduğu yerden. Etrafını şöyle bir süzdükten sonra gözlerini padişahın gözlerine dikti. Sarhoş gibiydi. Kendinden emin bir ifadeyle "Hayır," dedi. "Kızınızı istemiyorum." Birden ortalığı bir sessizlik kaplayıverdi. Padişah mahzundu. Halk hayret içindeydi. Vezirler şaşkınlıkla birbirine bakıyor, bilge tebessüm ediyordu. Aşık çobanın genç arkadaşı yaşlı gözlerini silip birden ileri atılarak bozdu sessizliği. Dostunun yanına geldi, kulağına eğilip "Sen ne yapıyorsun?" dedi. 40 gündür bu çileyi ne diye çektin sen? Neyi reddettiğinin farkında mısın?" Güldü aşık çoban. Gözleriyle ihtiyar bilgeyi arayarak "Aa dostum," dedi. "Ben 40 gün padişahın kızı için Allah dedim. Allah padişahla vezirlerini ayağıma getirdi. Ya bir de Allah için Allah deseydim?" Sevgili dinleyicilerim, yine güzel bir hikayenin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İnancınız, dininiz, mezhebiniz her ne olursa olsun, isteğiniz için canı gönülden dileyin. Kalbinizden geçen dualarınızın kabul olmasını, dileklerinizin gerçekleşmesini, ruhunuza ilaç yaralarınızı saracak merhemlerin olmasını umarım. Bu güzel hikayelerin devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hoşça kalın.